Selamlar. Kameraya şaşırdım ya. Kesmiyorum. Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz, her şeyiniz yerinde mi? Yolunda mı? Güzel. Yeni haftaya merhaba dedik. Bir aksilik olmazsa siz bu videoyu gününde izliyorsanız eğer pazartesi günü akşam saat 8'de Kick'te Undertaker Edge WrestleMania 24 hikayesini izleyeceğiz. Feud'unu izleyeceğiz, maçını izleyeceğiz, akacağız, gideceğiz ona göre. Şimdi arkadaşlar, bir tane konu var. Bu konu benim uzun zamandır kafamda. Bu konuyu aslında yayınlarda falan böyle bir tık fikir alışverişi falan yaptık. Geçenlerde yine bu konuda mesela bir Ahmet Akgün biliyorsunuz bizim buraların her yeri moderatörü falan. Dedi ki abi ya sence de fazla hızlı olmadı mı falan muhabbeti döndü. Tam da bu konuyu düşünüyordum ve bununla ilgili artık bir video yapmanın vakti geldi. Bu benim fikirlerim, herkese göre değişebilir. Şimdi işte senin fikrini soruyorum. Aşağı lütfen şu an yorum olarak yaz. Sen yaz, sen yazdıktan sonra bir de benim fikrim bak bakalım aynı fikirde miyiz değil miyiz? Sizce Bloodline'ın tekrardan toplanması çok mu hızlı oldu yoksa olmadı mı? Yani olmadı değil, hızlı oldu ama bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bu komple sizin yorumunuzu yazacağınız bir konudur aslında. Yorumunuzu bekliyorum. Şimdi de ben birazcık bu konuyla ilgili yorum yapacağım. Bir kere daha soruyorum. Sizce biraz fazla mı hızlı oldu Bloodline'ın tekrardan birleşmesi? Şimdi gelin size adım adım göstereceğim abi. Yani Roman, aslında olay Roman'ın dönmesiydi başta. Roman geri döndü. Solo'yla bir yüzleşme. Solo Roman'a laf atmıştı. Roman tek tek geldiği zaman etki yarattı. Ancak ne zaman ekip oldular, o zaman Roman'a üstün gelmeye başladılar. Tama Tonga'ymış, Tangalo'ymuş. Bunları zaten Roman tokatlıyor. Hatta Solo Sikoa'yı birebir de bile indirdiği, böyle o üstünlüğünü gördüğümüz şeyler var. Jacob Fatu fark yaratan bir faktördü ama Jacob da birebir gelmiyordu genel olarak. Hep böyle arkadan saldırıyor, bir şeyler yapıyordu. Anladık ki Roman'ın karşısında bir sürü var abi. Kendi kabilesin. Gerçi bir tek Jacob'la Solo kendi şeyinden de. Diğerleri aslında aileden sayılan, aile dostlarının işte Haku'nun tarafından işte kuzenler diyelim. Tama Tonga ile Tongaloa'yı. Hadi onları da geçtik. Roman. Gördük ki Roman'ın gücü yetmiyor. Buraya birileri lazım. İşte orada bizim de beraber izlediğimiz Bad Blood'da Jimmy gelmişti aslına bakarsanız. Jimmy geldi. Yardım etti Roman Reigns'e. Hemen ardından da aslında bir birleşme gibi bir durum söz konusu oluyordu. Cody oradan sonra kendi yoluna gitti zaten. O daha iyi olması gereken şey oldu. Oydu. Biz şu an kabile olaylarının içindeyiz. Biz Bloodline, mevcut kabile olaylarının içindeyiz şu an. Arkadaşlar, Jimmy ile şu an tam olarak burada tarih gideceğiz. 11 Ekim. Bakın tam ben bu videoyu çekip yayınladıktan bir ay öncesinde. Tam bir ay önce şu birleşme yaşandı. Jimmy ile Roman birleştiler. Böyle bir gaza geldi, Roman bir şeyler oldu falan ama Jimmy de gerçeklerle yüzleşti. Dedi ki tamam şefsin, biz seni şef kabul ediyoruz ama şu an bir kabilemiz yok, farkındaysan dedi. Şu an bir kabilemiz yok, sadece ikimiz varız. O yüzden senin şefliğin bir yere kadar dedi. Solo'nun bir kabilesi var. O artık yeni Bloodline'ın lideri ve yeni bir Bloodline var bizim karşımızda. O yüzden yetmeyecek. Yardıma ihtiyacımız var. Birilerini daha çağırmamız lazım. Roman da no heat falan dedi tabii ki. İstemiyor. Çünkü neden? Muazzam bir hikaye vardı geride kalan yıllarda. Bloodline hikayesinde. Roman Reigns o kadar dominanttı ki etrafındakiler de ona hizmet konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Ta ki yaprak dökümleri yaşanana kadar. Jimmy'si, Jay'i, Sammy'si hepsi bir şekilde yanından ayrıldı. Solo her zaman yanındaydı. Ki Solo'ya da demişti ki benden sonra kabilenin şefi sen olacaksın. İşte Solo aslında bunu geçerlilik olarak kabul ediyor şu anki şefliğinde. Sen kemeri kaybettin, sen gittin. Senin bir şefliğin kalmadı artık diyor ve ben zaten veliaht olarak bendim, ben başlayayım diyor. Ben de kendi ailemi topladım. Ha, isterseniz gelin bana katılın. Beni kabul edin, sıkıntı yok, hep beraber takılalım diyor. Şimdi arkadaşlar, bu durumda Solo haklı mı oluyor? Yani Roman Reigns gitti, şeflik. Burada tabii ki işin kültürel boyutu devreye giriyor. Kanalımda bir video var. Ula Fala nedir, neden kullanılır, tam olarak ne işe yarar? Gerçi bir işe yaradığı yok ama Ula Fala dediğiniz bu şeflik sembolü bir şeften diğerine elden ele geçer bu arada. Hani ben şefliği sana devrediyorum. Ya da biri ölür, ondan sonra biri hak eder bunu o şekilde. Solo gibi ben şefim diyerek kendini şef ilan edemezsin Samoa kültüründe arkadaşlar. O yüzden de tabii ki Roman ve asıl Bloodline bunu kabul etmiyorlar. Hala şef benim. Ula falan olmasa da şef benim diyor. Hikaye buradan bağlanıyor. Şimdi bir ay önce bu yaşandı arkadaşlar. Jay ile
Jimmy ile Roman birleşti. Hemen devam ediyoruz. 18 Ekim. Bir sonraki hafta. Jey Uso'ya bir laf geldi. Ki Raw'da aslında Jimmy, Jey bir hadi gelsene bize falan filan dendi. Muhabbetler döndü. Şimdi onu atladım sadece burada. Aradaki Raw'da Jimmy Jey'i araya katmaya çalışıyor. Tekrardan çekmeye çalışıyor. Ama Jey sıcak bakmıyor. No heat. İstemiyorum. Hemen sonrasındaki SmackDown. 11 Ekim'den bir hafta sonraki SmackDown. 18 Ekim'deki SmackDown'dayız şu an. 18 Ekim SmackDown'da Solo ve Solo'nun Bloodline'ı orada ringdeyken Jey Uso geliyor. Ve Jey açık açık söylüyor ki bu saçmalıkları bırakın. Bakın aileyi bölüyorsunuz. Dikkat edin lütfen kendinize. Ben ne Roman'ın tarafında ne senin tarafında olacağım. Yapmayın bunu. Bak biz kardeşiz ki kendi gerçekten kardeşi bu arada. Jey'in kardeşi. Yapma bunu diyor. Solo da hayır diyor. Beni kabul edeceksiniz. Solo tam bir dava adamı olmuş. Ve buradan gerçekten alkışlıyorum Solo'yu. Solo'nun zaten ring dışında ne kadar renkli bir karakter olduğunu ben her seferinde söylüyorum. Bilmeyenler varsa bir kere daha söyleyeyim. Solo Sikoa haftalar geçtikçe karakteri şekilleniyor, farkında mısınız? Şey değil yani, Bloodline'daki Enforcer Solo değil böyle dediğimiz. Değil. Bu adam çok eğlenceli bir adam. Gittikçe değişiyor. Burada C ne dedi mesela? Lan bu ne, senin yaptığın her şey ancak yiğit 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 yapıyor ya böyle bir de. Yiğit yiğit çekiyorsun, başka bok yapmıyorsun falan filan diyor. İşte burada bir gerginlik oldu aslında. C ile diğerleri arasında. Jacob Fatio özellikle mesela burada yüklendi C. Onu niye aldım falan diye. Biz onun geçmişini biliyoruz zaten. Muhabbeti çekildi. Burada aralarında bir gerginlik oldu arkadaşlar. Ve gecenin sonunda 18 Ekim'de anladık ki gerçekten de Jimmy'nin dediği gibi Jimmy ile Roman yetmezmiş bunlara. Çünkü Jey Uso falan da yoktu. Burada yine sopayı yediler. Yani başta bir döver gibi oldular ama sonra sopayı yediler aslına bakarsanız. 18 Ekim'i de böyle geçtik. Bakın bir hafta içinde olanlar bunlar. Geldik buraya. 21 Ekim Raw'dayız bu sefer. Jey Uso, Jacob, Solo, Sikoa onlarla bir araları gerildiği için Raw'ın main eventinde Jey Uso ile Bron Breakker'ın Intercontinental şampiyonluk maçı vardı. Jey Uso burada kemeri Bloodline'ın, Solo'nun Bloodline'ının karışmasından dolayı maça kaybetti. Kemerini kaybettirdi Bloodline Jey Uso'nun. Kayboldu. Hemen akabindeki SmackDown'a geçtik. 25 Ekim'deki SmackDown'da da bu sefer Tama Tonga'yla Tonga'ların şeyi vardı. Tag Team maçı vardı. Tag Team maçında da Motor işte Machine Guns'a kazandıran taraf Jey Uso oldu. Aslında tabii bir Jimmy falan da yine geldi karıştı. Jimmy falan yine oralardaydı. Jey Uso işi bitirdi. Jey Uso geldi böyle maskeli şekilde saldırdı, kaybettirdi kemerleri. Kendi kemeri kaybettirilmişti. O da onlara Tag Team kemerlerini kaybettirdi. Böyle böyle aslında ödeşmiş oldular. Ve o gecenin sonunda asıl olan olay bundan hemen birkaç dakika sonra Jey ile Jimmy sarıldılar ve Usos geri döndü aslına bakarsanız. Burada bakın 11 Ekim, 25 Ekim. Arada 2 hafta var. 2 hafta içinde bunlar yaşandı. Hani Jey hiç piyasada yoktu 2 hafta içinde. Jimmy de daha yeni gelmişti. Hemen devam ediyoruz. 1 Kasım'a geçtik arkadaşlar. 1 Kasım'daki SmackDown'da gördük ki bu üçlü geldi. Jey, Jimmy, Roman geldiler arkadaşlar. Bu yaşandı. Ama yine de böyle bir kırıklıklar. Ya acaba olur mu, olmaz mı? Bir şeyler falan böyle. Roman'la bir gerginlik vardı yine. Bize biri daha lazım muhabbeti döndü. Burada tabii araya şey giriyor. Hemen akabindeki Crown Jewel giriyor ki Crown Jewel çok önemliydi. Crown Jewel'da Sami Zayn'in orada olacağı zaten kesindi. Sami'ye zaten Jey Uso hadis geldi sen de bak birleşelim falan çekti ama Sami buna yanaşmadı. Aradaki Raw'ları söylüyorum size. Sami yanaşmadı. Sami hatta şöyle söyledi. Jimmy bile kızdı ki Jimmy'di aslında başında Sami Zayn'i Bloodline'e çeken kişi. Jimmy sayesinde Sami Zayn oradaydı. Çok da kankalar da hatırlıyorsanız. Sonra aralar tam tersine döndü. Jey Uso Sami'ye. Tribal Court'u hatırlıyorsunuz değil mi? Süper doğru. Raw'un özel bölümünde. Laps diye koydu böyle. Enough! Solo! Tam böyle artık keseceklerdi Sami'yi derken Jey Uso karıştı böldü falan ki ondan sonraki hikayeler inanılmaz zaten. Hani Jey Uso'nun yaptıkları Sami zaten Kevin Owens'tan dolayı Sami buralardan koptu. Gönül bağını koparttı. Öyle olunca Jey Uso da gitti. Her şey karıştı. O zamandan sonra bu zamana geldiğimiz zaman Sami Zayn'de şöyle bir şey var. Sami Zayn istemiyordu. Bir şekilde buraya dahil edilecekti. Solo Sikoa onunla konuşuyordu. Gel bize falan filan diye. O da olmadı. Ne oldu sonra Crown Jewel'da?
Sami Zayn yardım etti aslında Roman'lara. Yardım etti. Yardım ettikten sonra maç kaybedilmiş tabii bu arada. Yardım edildikten sonra ne oldu? Yanlışlıkla Sami Zayn Roman Reigns'e hareket çekti. Elbow kick'i çekti kafasına, beynine vurdu yani. Hemen akabinde bu yaşandı işte. Bu da son SmackDown. Son SmackDown'da şunu bir bakayım. Tamam, buna gerek yok. Bütün fotoğrafları almışım. Son SmackDown'da da bu yaşandı. Bir şekilde Jay dedi, gel dedi lütfen. Bak gel dedi, burada biz bir şeyler yapalım. Biz SmackDown'da bir deneyelim bakalım birleşmeyi dediler. Sami Zayn birazcık gönülsüz olsa, hadi neyse geldi. Konuştular. Sami Zayn konuştu o kadar. Bak yüzünde hissediyorum ben. Sami Zayn'in o ciddi karakteri bir anda şeye döndü yine. Bloodline içindeki eğlenceli karaktere döndü ki Bloodline'in bir dönemini izlenir kılan kişi Sami Zayn'di bu arada. Sami böyle dedi. Bak yüzünde görüyorum işte şu an. Bak çok işte sempatik falan filan bir şeyler. Sen de bu istiyorsun bunu. Hepimiz o an yaşamadık mı dedi. Crown Jewel'da böyle bir dördümüz birden her köşede falan. O Bloodline işte ruhunu geri kazanmadık mı falan dedi. Roman direkt böyle bir baktı. Sami'nin dediği şey çok tatlıydı ama. Özür diledi ama benden değil. Jay'den özür diledi dedi Roman'a. Roman dedi ki özür diliyorum. Gerçekten seni bu geri zekalıyla meşgul ettiğim için diyerek az bile demişimdi Dame Çakar gibi Roman Reigns. Orada bir tabii tatsızlık mahsızlık derken gecenin sonunda asıl olay oldu zaten. Roman'a yine bir saldırı varken Sami Zayn oradaydı. Solo Sikoa hadi dedi, bunlar bir plandı dedi Sami Zayn falan filan derken Sami'nin aslında kimin tarafında olduğunu görmüş olduk. Sami orijinal Bloodline tarafındaydı tabii ki. Ve Roman Reigns'e yardım etti. İndirdiler, püskürttüler onları. Ve en sonunda şu yaşandı tek tek. İlk kurşun atıldı. Jay, Jimmy, Sami ve en sonunda Roman. Yani orijinal Bloodline geri dönmüş oldu arkadaşlar. Ancak kritik bir şey var. War Games 5'e 5 olacak. Şimdi Lance Anoa'nın bir Samun'un oğluydu yanlış hatırlamıyorsam. Yine kuzenlerinden Lance Anoa'yı WWE sözleşme imzaladı. Resmen duyuruldu. Ya duyurulmadı da sızdırıldı diyelim. Ikuleo Tama Tonga Tongolo'ların kardeşi. O da duyurulmuştu zamanında. Zilla Fatu'yu çok dillendiriyor bu ara bir sürü kişi ama Zilla Fatu'la herhangi bir WWE durumu falan yok şu an arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Haberiniz olsun yani. Ama hepsinden çok Zilla buraya yakışır. Çünkü Umaga'nın oğlu. Yani bizzat birinci kuzenleri. Ve gerçekten yakışır öyle bir şey. Tabii ne tarafta olacak falan bilmiyorum. Tabii bir de Rock var işin diğer boyutunda. Yani ne olursa olsun o War Games'te diğer üyeleri kim olacak? Onlar ilginç mesela. Onlara bir şey çıkabilir mi? Şimdi benim War Games'i beklemek için çok böyle heyecanlandığım bir şey bu yani. Yeni üyeler kim olacak? Diğer yeni üye mi olacak yoksa biri mi gelecek? Biri Rock mı olacak mesela? Bunlar önemli. Şu an ben beklemedeyim. Göreceğiz bakalım ne olacak. Şimdi asıl konumuza geçelim. Bunlar hızlı mıydı? Ya hızlıydı ve bu kötü müdür? Hepsine bakalım. Bakın 11 Ekim 8 Kasım arasında. Hadi bir ay say. Crown şey Bad Blood'ı da say orada Jimmy'nin gelmesi falan. Bir ay içinde yaşandı bunlar. Hızlı mıydı? Tabii ki çok hızlıydı. Ama bu hızlı olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bizim bunu hızlı dememizin tek sebebi ya da tek demeyelim yine çünkü tabii ki hızlıydı. En geçerli sebebi Bloodline hikayesinin şimdiye kadar hep böyle gitmesi. Yavaş yavaş. Türk dizisi kıvamında. Bir hafta bir şey oluyor. İki hafta o oluyor. Sonraki hafta o. Derken önemli bir şey oluyor. Sonra devam ediyoruz bir Premium Live Event'ten sonra. Yine böyle yavaş. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Çıkıyoruz. Pat oluyor. Sonra yine yavaş yavaş. Hep böyle işlendi Bloodline hikayesi. Ne olursa olsun bir şekilde o ağır işlemeler bazen bizi sıksa, tatsız bıraksa da en sonunda ne oluyordu biliyor musun? Geliyordun oraya, kuruluyordun, sana çok güzel bir yemek sunuyorlardı. Sana İskender, sana böyle en sevdiğin yemekle onlardan bir tanesini sunuyorlar. Tam böyle. Önüne ve o yüzden de tatmin oluyordun. Oradan güzel ayrılıyordun. Bir de en sonunda güzel küçük soslar, sürprizler olduğu zaman güzel de bir tatlı geliyordu böyle şeye, masana ve mis gibi oluyordu. Bloodline'de biz buna alıştık şimdiye kadar. Triple H döneminde hikayelerin böyle böyle yani önemli hikayelerin ağır ağır işlenmesini. Mesela buna en yakın örnek yine 2024 yılında CM Punk, Drew McIntyre var. Ağır ağır işlenmesine alıştığımız için film dizi gibi bu bize hızlı geldi. İyi mi kötü mü? Hızlı olması bir tık böyle şey. Ya hani sanki daha çok drama olabilirdi. Çünkü biz buna alıştık ya. Hayat alışmaktır arkadaşlar. Bize bunu alıştırdı WWE. O yüzden şu an bize hızlı gibi geliyor. Ama bence güzel oldu. Bence pozitif. Artı bir diyeceğim bir yönü var. O da ne biliyor musunuz? Çünkü önümüzde War Games var. 2025 yılı eğer bizim için bir milat olacaksa Ocak ayından itibaren Netflix döneminde başka şeyler de izleyebileceksek ki bu hikayelerin oraya bağlantısını izleyeceksek bir şeylerin hızlandırılması gerekiyordu. Çünkü buraya Rock gelecek daha durun. War Games yılın son büyük şovu.
Kasım'ın sonunda. Aralık ayında bir tane 14'ünde şey var. Saturday Night Main Event var. Orada bir çıtır böyle hikayelerin devam edeceği bir şov yaparlar belli ki. Ondan sonra aslında Rumble'a kadar bekleyeceğiz yani yine. Bu süreçte bir şeylerin hızlandırılması bence mantıklıydı. Yani bu yaşanacaksa bunun olması gerekiyordu. Çünkü War Games'te belli ki orijinal Bloodline toplanacaktı. Biz aylardır bunu demiyor muyuz zaten? Aylardır bekliyoruz Solo Sikoa'yı. Ama ben bir kere daha söylüyorum. Buradan Onat'a da sesleniyorum. Onat diyor War Games'e rak olmayacak diye. Bence War Games'e rak olacak. Maça çıkmayabilir. Evet ama War Games'te ben rakı bekliyorum. Nedeni de şu. Çünkü yılın son büyük şovu. Ve burada görünmesi bile çok kritik olacak. Çünkü bizzat bu hikayenin içine dalacak abi. Bir sürü şey çıkarabilirsiniz kafanızdan. Rock hangi tarafta olacak? Orijinal Bloodline tarafında mı? Orada olup yapıp öteki tarafa mı geçecek? Bence kesinlikle heel tarafta olacak bu arada. Solo'nun tarafında ya da bambaşka bir şey. Ne olur biliyor musunuz? Bunlar kapışıyor. O oluyor, bu oluyor. Rock diyecek ki sizin başlarım kabilenize. Ben buranın patronuyum. Benim ailemin şefi de benim. Orada ağaçta ben ne yazdım? High Chief yazdım. Babam High Chief'ti benim. Ben gelene kadar artık High Chief benim. Yüksek şef benim. Senin şef olman, çıtır şef olmanız siz anca şefçik olursunuz. Diyecek Rock. Gelecek diyecek ki baba ben buradayım. Hadi bakalım ne olacak ondan sonra? Kendi krallığını ilan ettiğini düşünsene mesela. Oğlum ben şu an çok film böyle hayaller. Düşün mesela. Bak şu an bunu istemeyin ama. Böyle bir şey olmazsa bu sizin için hayal kırıklığı olmasın. Bu benim fantezim şu an. Oluyor böyle bilmem bunlar kapışıyorlar aralığında falan. Sonra Rock bir geliyor diyor ki bir dakika. Rock oraya şey gibi yani büyük tehdit. Final boss tamam mı? O bir geliyor. Yerim lan sizi diyor benim. Sonra o toplamaya başlıyor. Diğer bütün Samoalılar geliyor. Böyle ekip olarak. Anladım. Sonra bunlar da şey oluyor böyle. Solo Sikoa, Roman tekrardan işte tamam birbirimizi sevmiyoruz ama ortak düşmana karşı birleşelim mi falan filan deyip bütün Bloodline'lar birleşiyormuş falan böyle. Tepedeki kral böyle imparator Rock'a karşı falan. İyice içine sıçmış. Abi daha Samoalı gelmesin ne olur diyenleri görür gibiyim şu an. Hikayeler aslında çok güzel yerlere çıkabilir. Ben hızlı olduğunu düşünüyorum ama bunun artı bir küçücük bir farkla pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü War Games'e gidilmesi gerekiyor. Ha, ne yapabilirdim War Games'e giderken? Şimdi bak şu an %100 bu dörtlüye bakın. Şu an %100 birbiriyle tatmin olmuş durumdalar mı mesela? Harbiden evet işte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için yay falan mı? Değil. Değil abi hala Roman, Semi bir tatsızlık falan var yani işin içinde. İşte böyle olması gerekiyordu bence. Ama tabii göreceğiz ilerleyen haftalarda. Belki bunları netleştirirler. Paul Heyman hepsini bağlayacak. Yani puzzle'ın parçalarını birleştirecek. Puzzle yapıştırıcısı var ya. İşte o Paul Heyman olacak. Ondan sonrasında göreceğiz. Ben War Games'e iyi gidildiğini düşünüyorum şu an. Çünkü ana hikaye bu. Buradan bir şeyler çıkacak ve Rock'ın kesinlikle olacağını düşünüyorum. War Games'te. Öyle ya da böyle. Görünür mörünür bir şey olur yani. Olacağını düşünüyorum. Hızlı gittik mi? Hızlı gittik. Ama bu benim için kötü bir şey olmadı. Sizin için iyi mi kötü mü oldu? Aşağı yorum olarak yazın. Bir de bir like'ınızı alırım. Bugün neden bilmiyorum çok enerjiyim. Umarım bozulmaz her şey. Çok keyifliyim. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bütün fikrinizi, yorumunuzu merak ediyorum. Aşağı yazmışsınızdır bile, değil mi? Eyvallah.